Şehri Gündem programı olarak Ankara özel çekimlerimizde sağlık alanında hizmet gösteren Physiocare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne konuk olduk ve yanımızda başhekimimiz Profesör Doktor Sayın Birol Balaban Bey var. Birol Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben fizik tedavi ve rehabilitasyon profesörüyüm. Aynı zamanda algoloji uzmanıyım. Bütün tıp eğitimi ve kariyerimi bu alanda çalışmaktayım. Bizlere kurumunuzun kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Kuruluş aşamamızın aslında temellerini biz 2012 yılında attık. Bir projelendirme, planlama 2013 yılında bizzat hayata geçirdik ve 2014 yılının sonlarına doğru da hasta kabulümüze başlayarak sağlık alanında bu alanda hizmet vermeye başladık. Peki, kurumunuzun kurulduğu günden itibaren bugüne kadar kat etmiş olduğu yoldan bahseder misiniz? Aslında çok ciddi yol kat ettik. Tabii yani hem çok ciddi bir kadro büyümesi, hem hasta portföyümüz açısından da çok ciddi bir değişiklik ve büyüme kaydettik. Tabii ilk açıldığımız zamanlar planladığımız her ünite hayata geçirmiş değildik ama aşama aşama hepsini de tamamladık. Çünkü takdir edersiniz ki eğitilmiş insan kadrosu çok önemli. İlk başta biz çekirdek kadromuzu oluşturduk. Daha sonra da gerekli destek ve takviyeleri oluşturaraktan yine eğitimli kadrolarla şu an belki de Türkiye'de hiç olmayan, tüm üniteleri içinde barındıran şekliyle bayağı bir donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine ulaştık. Birol Bey, vermiş olduğunuz tedavi hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz? Bizim vermiş olduğumuz tedavi hizmetleri aslında şöyle bir özetleyeyim. Çocukluk anından itibaren, yani yeni doğan döneminden itibaren, hayatın sonlandığı yaşlılık dönemine kadar fiziksel engelliliği, kas iskelet sorunları, ağrı problemleri olan bütün insanlara ve yaş grubuna her türlü hizmeti ve desteği sağlayabilecek düzeyde donanımlı ve kadrolu bir merkeziz. Peki, özel terapi tedavileriniz var mıdır? Tabii ki. Yani özellikle şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon tıbbında son yıllarda özellikle teknolojik anlamdaki gelişmeler bizim alanımıza da çok yansıdı. Teknolojik bir sürü cihazlar ve teknoloji özellikle fiziksel engelliliği olan kişilerin tekrar eski sağlıklarına kavuşmasında tedavinin içinde çok önemli parametreler ve bunların çoğunu da bünyemizde barındırmaktayız. Robotik tedaviler, havuz tedavileri, sanal 3 boyutlu rehabilitasyon tedavileri, yine özel 3 boyutlu yürüyüş alanları ve yürüyüş ortamlarında kişilerin tekrar yürümelerini kazanabileceği özel ortamlar, alternatif tıp tedavileri, akupunkturu, ozonu, PRP'si vesaire gibi hepsini şu an popüler olan, güncel olan ve teknolojik olan bütün tedavi alternatiflerini bünyemizde barındırıyoruz. Birol Bey, neden Physiocare? Neden Physiocare? Çünkü çağdaş rehabilitasyon tıbbının 3 temel parametresi var artık bugün güncel dünyamızda. İyi bir teknolojiyi yakalamak zorundasınız. İyi bir kadronuz bununla uyumlu olan olmak zorunda. İyi bir ve geniş bir fiziki mekan. Physiocare'de bunların bu üçlünün hepsini bir arada bulabilirsiniz. Dolayısıyla Physiocare iyi bir rehabilitasyon ya da iyi bir fizik tedavi hizmeti arayan herkesin istediği her şeyi bulabileceği bir ortamı sağlamış durumda. Bünyenizde hangi branşlarda hekimleriniz bulunmaktadır? Bünyemizdeki ağırlıklı hekim kadrosu fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları üzerine ama algoloji uzmanı olarak yine ekibimiz var ve çocuk doktoru olarak ekibimiz var. Bunun dışında tabii ortopedi nöroloji anlamında konsültasyon ya da beyin cerrahi anlamında konsültan olan hekimlerimiz oluyor. Onlardan ihtiyacımız olduğu zaman destek alıyoruz. Birol Bey, kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz ve hekim seçiminde
ne gibi hususlara dikkat ediyorsunuz? Fizyoterapi olarak yaklaşık 50 kişilik bir kadromuz var şu an. Hekimlerimiz açısından bizim için en önemli kriter tabii bilimsel yeterlilik seviyesi. Yani bununla da ilgili olarak tabii mesela bizim buradaki hekimlerimizin hepsinin Avrupa bordu vardır. Avrupa yeterlilik belgesine sahiplerdir. Türkiye'deki diplomaları ya da akademik ünvanlarının dışında Avrupa'yla da tamamen entegre olmuş belgelerinin hepsi var. Bunlar bizim için önemli. Tabii ikili insan ilişkileri, insan ortamlarındaki birbirleriyle iletişimleri de, hasta iletişimleri bizim için çok önemli. Ve tecrübeleri, teknolojiye yatkınlıkları. Yani bizim sadece hekimler değil aslında, diğer kadromuzdaki hekimlerle beraber çalışan sağlık personeli için de aradığımız en önemli kriterler yine bunlar. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Gerçekten bir üniversite hastanesi boyutunda bir tıbbi bilgi, birikim ve uygulamaları çok rahat yapabilen ama aynı zamanda bir özel hastane konforunda, bir otel konforunda da hastalara her türlü rahatlığı, konforu ve mutluluğu verebilen bir ortam oluşturmak. Ve bunu da böyle oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı çalışmak, ekibimize ve arkadaşlarımıza birbirimizle iyi iletişim ve birbirimize güvenmek ve tabii hastalarımızla da ve burada bizden hizmet almak isteyen insanlarla da olabildiğince iyi iletişimler kurmak, bir aile ortamı gibi karşılıklı güven içerisinde güzel bir tedavi ortamı sağlamak. Fizyokeyir olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Ya ileri yönelik hedeflerimiz tabii şu, aslında bizim için hiçbir zaman son yok. Yani şu an itibariyle baktığımızda gerçekten uluslararası düzeyde bütün teknolojik imkanlar da dahil, tıbbi bilgiler de dahil, yetişmiş insan kadromuz da dahil, ideal alanımızla ilgili ideal bir seviyedeyiz tabii ama tıp hiçbir zaman yerinde durmuyor. Dolayısıyla biz de her geçen gün yeni alanları, yeni gelişen olayları hem teknolojik anlamda hem personelimizin eğitimi anlamında sürekli renove ediyoruz, sürekli yeniliyoruz, sürekli ekliyoruz ve böyle fizyokeyre yeni üniteler, yeni birimler sürekli katıyoruz. Tabii bu kattığımız birimlerle de beraber amacımız ne? Sadece olduğumuz bölge, olduğumuz şehre hizmet değil, Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerinden hastalarımız var. Ve yurt dışından gerçekten bilinen, duyuldukça çok ciddi teveccüh görüyoruz. Amacımız tabii bu kitlelere daha fazla ulaşabilmek. Bu kitlelerin oranlarını, sayılarını ve buradaki hizmet ağlarımızı da daha genişletebilmek. Belki kısmet olursa fizyokeyrin benzeri ya da örneklerini başka şehirlerde ya da başka ülkelerde açabilmek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.